Yeni kitabımın adı Çocuk Yetiştirirken Travmatik Yanlışlar ve Geliştiren Doğrular. Bu kitabın ilginç bir hikayesi var. Nasıl oluştu? Aslında orijinal bir kitap. Herhangi bir yerden bir esinlenen fikir değil. Tamamen bir klinik ortamda oluşan bir fikir. Nasıl oluştu? Ben zihni bölünen, çocuklukta zorluklar yaşamış, travmatik yaşantılar yaşamış erişkinlerle çalışıyorum. Sıklıkla danışanlarım bana çocuklukta yaşadıkları zorlukların hikayelerini ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Yalnız kalan çocukluk, dövülme, aşağılanma, eleştirilme, bazen cinsel taciz, en fenası kavga eden bir anne babanın arasında uzun süre kalmış olmak. Bu türden yaşantılar çocukların zihninde bizim alter dediğimiz bir bölünmeye sebep oluyor. Ve o yaşadıkları acı sanki o günde kayıp olmuş gibi depolanıyor. Ve bana anlatırken sanki o ana dönmüş gibi canlı bir şekilde anlatıyorlar. Aşağı yukarı 300'den fazla anıyı toparladım. 300'den fazla kişinin dosyasından çocuklukta travmatik olan, bir çocuğun zihnini bölen erişkinin anlattığı yaşantıları topladım. Bu enteresan bir şey. Buna şahit olmak şöyle bir şey. Bir çocuğa acı veren, onun zihnini bölen, sanki kolunu kıran şeyi canlı olarak görmek ve o anda izlemek gibi bir şey bu. O kadar sadece bir bilgi veriyor ki bizim ruhumuzu ne acıtıyor, bize ne kötü geliyor, bunu bilmiş oluyoruz. Bu yüzlerce anıyı 58 ayrı başlıkta toparladım. Bunlara kırmızı kartlık hareketler dedim. Eğer çocuğunuz bu yaşantılardan bir tanesine muhatap olursa, nasıl sert bir şey çocuğun kemiğini kırabilirse, zihnini bölebilir ya da ağır kalıcı psikolojiler oluşturabilir. Ya da bir takım davranış problemlerine neden olabilir. Erişkinlerle çalışırken, bunu toplumsal kitlelere öğretmek ne kadar kıymetli diye düşünmeye başladım. Klinikte beraber çalıştığımız arkadaşlar, ya hocam bunu bütün anne babalar bilmeli demeye başladı. Ve böylece bu çocuk yetiştirmede bu bilgiyi nasıl kullanacağımız üzerine çalışmaya başladık. Kitap aslında buradan çıktı. Fakat benim zihnimin her zaman bir şöyle tarafı vardır. Sadece negatif olanı göstermenin yetmeyeceğini düşünüyorum. Her şeyin her zaman bir de pozitif tarafını görmek gerektiğini düşünüyorum. Nasıl dengelerim diye düşündüm. Toplumda 750 tane pozitif anı topladım. Bu sefer erişkinlere gidip şöyle bir soru sorduk. Çocukluğunuzda video gibi hatırladığınız pozitif anılarınız nelerdir? Kişiler bize annesiyle, babasıyla, kuzeniyle, arkadaşıyla, dedesiyle yaşadıkları akıllarına video gibi gelen canlı anılar anlattılar. Bunları da sınıfladım. 29 ayrı başlıkta. Böylece elimizde iki şey birden oldu. Çocukların, erişkin bir kişinin çocuklukta yaşadığı, unutmadığı acılı anılar, travmatik yaşantılar. Yine erişkin bir kişinin çocuklukta yaşadığı, unutmadığı pozitif anılar. Eğer bu ikisini biz yan yana koyarsak şöyle bir tablo çıktı. Bunları yapma, bunları yap. O yüzden bu kitap ancak benim pozisyonumda çalışan biri tarafından yazılabilecek bir kitap. Bütüncül bakmayı, travmatik kişilerle çalışabilen birinin görebileceği bir kitap. Benim kanaatim çocuk yetiştirmede yeni bir bakış açısı getiriyor. Çünkü internet anneciliği, anne babalığı dediğimiz daha mikro meseleler yerine çocuk için hayatında iz bırakabilecek büyük şeyleri tanıma ve fark edebilmeyi getiriyor. Eğer biz bu bilgiyi, 58 travmatik bilgiyi veya çocuklara iyi gelen 29 yaşantıyı geniş kitlelere yayabilirsek, insanlar bunu bilerek davranırlarsa birçok kötülüğün önüne geçebiliriz. Çünkü benim kanaatim şu, zaten zalim olan,
kötü olan anne babaları bu türden eğitimlerle durduramayız. Ama benim kanaatim, çocuğunu ateşten alabilecek birçok anne baba fark etmeden, bilmediğinden, önemini anlamadığından çocuklarına travma yaşatabiliyor. Mesela bazı insanlar çocuklarına karşı son derece düşkün ama öfke kontrolü olmadığında çocuklarını dövebiliyorlar. Veya anne baba kendi dertlerinde son çocuk yalnızlık içinde kalıp o yalnızlığı çocuk da ses çıkarmıyor, problem değilmiş gibi görebiliyorlar. Veya çocuk anlamaz gibi düşünüyorlar. Anne baba rahatlıkla çocuğun önünde kavga edebiliyor. Bu türden yaşantılar halbuki çocuğun zihninde önemli travmatik yaşantılara sebep oluyor. Bu kitap tam da neler yapılmaması gerekir, nelerin yapılmasının çocuğa iyi geleceği konusunda açık kanıta dayalı bilgiler sunuyor. Yapmama ve yapmayı da beraber sunduğu için aslında pozitif bir içerik oluşturuyor. Ve benim kanaatim şu, neredeyse anne babalığın %90'ını içerebilecek kadar bir net mesajı var. Hani kalan şeyler sanki çok daha incelikli, daha ayrıntılı şeyler. Çocuğunu travmaya uğratma, travmadan koru. Onun gelişebileceği iyi bir ortam yarat. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde aslında etkili bir anne babalık yapmış oluyorsunuz.